Avrupa'da 20 Kasım'da sızdırılan bazı belgeler olduğunu konuşmuştuk. Belgelerin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Almanya'nın resmen savaşa girmeye hazırlandığını ve bu hazırlığa da Operasyon Deutschland adını verdiği bin sayfalık belgelerin sızdırıldığını öğrendik. Konunun detayları ise gerçekten de bizi çok yakından ilgilendiren ve dünyadaki bazı adresleri de şoke edecek nitelikte. Gizli belgeler sızdırıldı. Almanya resmen savaşa giriyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tansiyonu yükselterek devam etmesi üzerine Almanya'nın da 20 Kasım'da açıklanan gizli belgelere göre olası bir savaş senaryosuna hazırlandı ve buna çok ciddi bir şekilde uyacağı bildirildi. Operasyon Deutschland olarak adlandırılan plan bin sayfalık belgeden oluşuyor ve Rusya'dan gelen nükleer bir tehdide karşı askeri senaryolar için ayrıntılı yönergeleri de içerisinde içeriyor. Bu planların nasıl sızdırılmış olduğunu düşünmekse Almanya'nın sinirlerini bozmakta. Ortalığı karıştıran ve bölgeyi büyük bir tehlikeye atacak olan plana göre bir gerginlik durumunda Almanya, birliklerin ve teçhizatların Avrupa'nın doğusuna nakledilmesi için lojistik bir merkez haline gelecek. Konuyla alakalı detaylara geçmeden önce sevgili izleyicilerimizin kanala abone olmasını özellikle rica ediyorum. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre Operasyon Deutschland olarak bilinen planda Berlin'in Rusya'dan gelen nükleer tehditlere yanık olarak ABD kuvvetleri de dahil olmak üzere 800 bine kadar NATO askerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasını nasıl destekleyebileceğinin ayrıntılarını tek tek anlatılıyor. 1000 sayfalık belgede planın olası askeri senaryolar için ayrıntılı yönelgelerini sunarken özel koruma gerektiren kritik altyapıların da özetlenmesini içeriyor. Savunma veya kriz senaryoları da bu listenin içerisinde yer alıyor. Belgeye göre NATO'nun doğu kanadında artan bir gerginlik durumunda Almanya birliklerin askeri teçhizatların, gıda malzemelerinin, tıbbi yardımların transferi için önemli bir merkez görevi görecek. Hamburg'daki bir toplantıda Hamburg Bölge Komutanlığı Başkanı ve Yarbar Jörg Platki Şirketlere kamyon şoförlüğü gibi krizle ilgili beceriler konusunda çalışanları eğitmeleri tavsiyesinde bulundu. Polatski, Almanya'daki kamyon şoförlerinin %70'i Doğu Avrupalı. Savaş durumunda ülkede olmayabilirler diye belirtti. İşletmelere dizel jeneratörler aracılığıyla otonom güç kaynakları sağlamak da dahil olmak üzere acil eylem planları oluşturulması çağrısı yapıldı. Hamburg'da ticaret, sanayi ve tarım temsilcileriyle de görüşmeler yapıldı benzer girişimler ülke çapında da gerçekleştiriliyor. 4 ila 5 yıl içerisinde Rusya'nın daha batıya saldırmaya istekli ve yetenekli olacağını söyleyen Plaçki, Rusya şu ana kadar 25 savaş tankı, Almanya ise 3 yılda 3 tank üretiyor diyerek silahlanmanın hızına dair ülkesi adına kasvetli bir tablo da çizdi. Almanya'nın bir savaşa hazırlanmakla alakalı Operasyon Deutschland gibi bir plan yaptığını biliyoruz. Ama Almanya'nın operasyonu doçlantı hayata geçirebilecek askeri kabiliyetlere olmadıysa ayan beyan ortada. Konuyla alakalı Almanya'dan bizi izleyen izleyicilerimizin de yorum yapmasını özellikle talep ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.